Merhaba arkadaşlar 4. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Kanalımda 1. video hazırlık videosunu ve kanalımdaki tüm fen bilgisi soru konu anlatımlarını dinleyebilirsiniz yazılıya hazırlanmak için. Doğru yanlış sorularıyla başlayalım. Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek sıvı hale geçer. Arkadaşlar kaynayan su sıvı hale geçmez, gaz hale geçer. Onun için 1. sorumuz yanlış. Ampulü icat eden Edison'dur. Doğru. Meşale, kandil ve gaz lambası geçmişte yaygın olarak kullanılmıştır. Doğru. Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir. Hayır, karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Yanlış olacak. Kabın içi boşken ölçtüğümüz kütleye dara denir. Doğru arkadaşlar. Varlıklar gö varlıkları görebilmemiz için mutlaka ışık olması gerekir. Doğru. Işıksız biz göremeyiz. Masada kitap okurken ışık karşımızdan gelmelidir. Hayır, karşımızdan değil arkadaşlar. Arka taraftan, sol arkadan gelmelidir. Işık, ısı ve ses madde değildir. Doğru arkadaşlar. Bunlar enerjidir. Aydınlatma teknolojiler sayesinde fabrikalar geceleri de üretim yaparlar. Doğru. Sıcak ve soğuk maddelerin birbirine temas etmesi sonucu ısı alışverişi gerçek, gerçekleşir. Doğru arkadaşlar, ısı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru geçiş yapar. Hemen boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle karışım oluşur arkadaşlar. Hemen karışımının üzerini çizersek diğerlerini bulmamız daha kolay olur. Demir tozu ve talaşı nokta nokta ile ayırırız. Arkadaşlar demir tozu mıknatıs çektiği için mıknatıs ile ayırırız. Güneş, yıldızlar, şimşek ve ateş böceği doğal ışık kaynağıdır arkadaşlar. Hemen mıknatıs ve doğal ışık kaynağının üzerini çizelim. Maddelerin sahip olduğu madde miktarına kütle diyoruz arkadaşlar. Sahip olduğu madde miktarı kütle, boşlukta kapladığı alana ise hacim diyorduk. Unutmayacağız bunu. Reçine ve odun parçalarından yapılan nokta nokta ilk aydınlatma aracıdır. Meşale arkadaşlar. Meşalenin üzerine çizelim. İçerisinde kendisinden başka madde olmayan maddelere saf madde diyoruz arkadaşlar. Hemen saf maddenin üzerine çizelim. Uygun aydınlatma nokta nokta sağlığımıza zarar vermeyen aydınlatmadır. Göz sağlığımıza arkadaşlar, gözlerimize zarar vermeyecek. Sıcaklık nokta nokta denilen aletle ölçülür. Termometre arkadaşlar. Termometrenin üzerine çizelim. Plastik, metal, cam, kağıt gibi katı atıkların birbirinden ayrılarak geri kullanılabilir hale gelmesine geri dönüşüm diyoruz arkadaşlar. Geri dönüşümün üzerini çizelim. Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşmuş nokta, maddeler nokta nokta intermle birbirinden ayrılabilir. Arkadaşlar değişik irilikte olduğu için eleme ile 11 ışığın yanlış yerde, yanlış miktarda ve gereksiz kullanılmasına ışık kirliliği diyoruz arkadaşlar. nokta nokta ve nokta nokta ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağı gibi görünürler. Arkadaşlar ay ve ayna ışık kaynağı olmadığı halde üzerine düşen ışıkları yansıttıkları için ışık kaynağı gibi görülür. Okuma yazma etkinliği yaparken ışık nokta nokta sol üst taraftan gelmelidir arkadaşlar. Solun üzerini çizelim. Boşlukta yer kaplayan hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara biz madde deriz arkadaşlar. Maddenin de üzerini çizelim. Ses madde değil enerjidir arkadaşlar. Eşleştirme sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Çakıl taşı su karışımını bizler arkadaşlar süzme ile ne yaparız? Birbirinden ayırırız. Demir tozu kum karışımını mıknatıslanma yani 4 numarayla ayırırız. Tuz su karışını buharlaştırma yani 5 numarayla Talaş su karışımını arkadaşlar yüzdürmeyle yani iki numarayla. Nohut kum arkadaşlar bunu da elemeyle birbirinden ayırabiliriz. Arkadaşlar salata bir karışımdır. İki tane maddenin bir araya gelmesi. Hava bir karışımdır arkadaşlar. Demir saf madde, limonata karışım, altın saf maddedir. Güneşte kalan dondurma, arkadaşlar erime, donma ve buharlaşma olarak belirteceğiz. Güneşte kalan dondurma ne olur? Erime arkadaşlar, erir. Buzluğa konan su donar, donma. Sıcak tavaya konan tereyağı erir arkadaşlar, erime. Buzluğa konulan erimiş çikolata donar arkadaşlar, donma. Kaynayan su buharlaşır arkadaşlar, buharlaşma. Devam edelim. Test sorularıyla. Maddenin ölçülebilir özellikleri hangileriydi? Arkadaşlar, maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimdi. Hacim dereceli silindir, kütle ise eşit kolu terazi ile ölçülürdü. Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez diyor arkadaşlar? Güneşe çıplak gözle bakmak olumsuz etkiler. Uygun aydınlatılmış bir ortamda ders çalışmak bu uygun olumsuz etkilemez. Loş ışık altında kitap okumak olumsuz etkiler. Bilgisayarda uzun süreli oyun oynamak olumsuz etkiler. Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir diyor arkadaşlar? Buzlu su bir karışım değildir. İkisi su olduğu için, suyun farklı hali olduğu için şekerli su şekerle su karışımı, tuzlu su tuzla su karışımı, alkollü su alkolle su karışımıdır. Karışım olmayan A şıkkı. Soba üzerinde ısınan suyun bir süre sonra azaldığı görülmüştür. Bunun sebebi nedir? Suyun buharlaşmasıdır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru, evimize gece elektrik kesildiğinde aşağıdaki aydınlatma sistemlerden hangisini kullanamayız? Arkadaşlar mumu kullanırız, el fenerini kullanırız, ışıldağı kullanırız, ampulü kullanamayız. Çünkü elektrik kesildiği için ampule ışık verecek, elektrik olmayacaktır. Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, A şıkkı doğru, aşağıya doğru olacak, üst tarafa doğru olmayacak, bu şekilde olmayacak, bu şekilde olmayacak. Cevabımız A şıkkı, doğada üç halde bulunan, madde. Aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar doğada üç halde bulunan madde sudur. Yani buz katı hali, su sıvı hali, su buharı ise gaz halidir. Sesin şiddetini arttırmak ve daha uzaklara duyurmak için verilen araçlardan hangisini kullanırız? Arkadaşlar megafonu kullanırız. Steteskop kalbi dinlemek için, mikroskop küçük varlıkları incelemek için, el feneri ise arkadaşlar aydınlatmak için kullanılır. Megafon ise sesi yükseltir. Sıvı bir maddenin ısı kaybederek katı hale geçmesi olayına ne diyorduk arkadaşlar? Donma diyorduk. 10. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi gaz haldeki maddelerin özelliklerinden değildir? Belirleri bir şekilleri yoktur özelliği. Bulundukları ortama yayılırlar doğru. Çok küçük gözeneklerden sızabilirler doğru. Kütlesi yoktur yanlış arkadaşlar. Tüm maddelerin kütlesi vardır. 11. soru. içinde kendisinden başka hiçbir şey bulunmayan maddelere saf madde diyoruz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Başka madde bulunmayan hangisi saf maddedir arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından değildir? Ta enerji tasarrufu sağlar yararı, ekonomiye katkı sağlar yararı, daha fazla ağaç kesilir, hayır daha az tam tersi, doğal kaynakları korur, doğru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? altın maddedir, ışık bir enerjidir, su ve hava bir maddedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçümünde kullanılmaz? Eşit kollu terazi kullanılır, kantar kullanılır, baskül kullanılır, metre uzunluk ölçüsüdür. Kütlede kullanılmaz cevap D şıkkı. Bazı katı maddeler de sıvı ve gaz maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunu örnektir? Tahta değil, ağaç değil, un arkadaşlar alabilir. Çivi değil, çok çok küçük parçalara ayrıldığı için arkadaşlar olabilir. 16 aşağıda verilen hal değişimlerinden hangisi doğru olarak verilmiştir? Su ısı verme buz doğru arkadaşlar cevabımız aşık. Diğerlerine bakalım. Dondurma ısı verme süt hayır alma arkadaşlar alarak erir. Tereyağı ısı alma donmuşa hayır tereyağı ısı alırsa arkadaşlar erir donmaz yanlış. Buz, ısı verme, su. Buz ısı verirse donar arkadaşlar. Yanlış. Hangisi doğru? A şıkkı doğru. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.